Mesut Hakkı Kaş'ın, Münbit saldırısını PKK yaptı. Türkiye-ABD ilişkilerini yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Dr. Mesut Hakkı Kaş'ın, Münbit saldırısını ABD'nin Suriye'den çıkmasını istemeyen PKK'nın yaptığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratma tehdidini, Türk-Amerikan ilişkilerinde oluşan belirsiz ortamını, Münbit saldırısını ve ikili ilişkilerdeki Trump faktörünü değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Kaş'ın, ABD'nin askerlerini Irak'a çekip operasyonlara devam edebileceğini belirtti. PKK Rusya ile Türkiye'nin MUTABAKATINEKOPRMAK istiyor, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların geri teptiğini söyleyen Kaş'ın, ABD bölgeden çekilmediği takdirde Amerikan ve Türk askerleri birbirlerini vuracaktır. Bu da NATO'nun çökmesine sebep olur, Amerikan halkı bunu kaldırabilir mi, diye konuştu, Profesör Dr. Kaş'ın, Münbit saldırısıyla PKK'nın iki amacı vardı, hem Rusya ile Türkiye'nin mutabakatını koparmak hem de ABD'nin Suriye'den çekilmesini önlemek, ifadelerini kullandı. Türkler Kürtleri KATLYDIYOR iddiası kötü bir iftiradır. ABD askerlerini Suriye'den çekse de çekmese de Türkiye operasyon yapacaktır, diyen Profesör Doktor Kaş'ın, Türklerin Kürtleri katlediyor iddiasının kötü bir iftira olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin yapacağı operasyon hakkında da konuşan Kaş'ın, bunun uzlaşı ile yapılması lazım, Türkiye diplomasiyi iyi kullandı. Astana sürecinde akan kanı durdurdu. Ülkemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünde en önemli müttefik ve garantör devlettir, dedi. PKK insan haklarını ihlal ediyor, bölgede katliam yapanın PKK, PYD olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiklerini belirten Kaş'ın, çocuklara silah veren, onları terörist yapan, Arapları, Hristiyanları öldüren, Nasturi ve Asurilere zulüm eden PKK'dır, bunlar Birleşmiş Milletler, BM, raporlarında da var, diye konuştu. ABD Türkiye pazarını kaybetmek istemez, Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu aktaran Profesör Dr. Kaş'ın, ABD Türkiye gibi gelecekte 100 milyonluk bir pazarı kaybetmek istemez, Türkiye, ABD ile ortak ve müttefiktir, TSK'nın bütün uçak, tank ve savaş gemileri ABD malı, silahımızı ABD'den alıyoruz. Silah şirketleri de Türkiye'yi kaybetmek istemez. ABD'nin Türkiye'yi kaybetmesi demek Kafkasya'yı, Karadeniz'i, Balkanları kaybetmesi demektir. Ayrıca çok istediği İsrail güvenliğini sağlayamaz. Dünya barışı için ben Amerikalı olsam Türkiye ile iyi geçinirim. Piyasalar Trump'ın açıklamalarına itibar etmedi. Türkiye ile ABD'nin ekonomik olarak ambargo ile karşı karşıya geleceğine kimse inanmadı. Çünkü Türkiye uluslararası hukukun öngördüğü ambargoya tabi olacak bir suç katliam işlemedi. ABD dünyanın jandarması değil, bilet kesme hakkı yok, açıklamalarında bulundu. PKK Daeşileri serbest bıraktı, saldırıda PKK'nın parmağı olduğunu iddia eden Profesör Dr. Mesut Hakkı Kaş'ın, Münbiç'teki terörden kimin beslendiğine bakılması lazım. Neden burada bomba patladı? Haziran ayından beri Türk ve ABD askerleri bölgede devriye geziyorlar. Münbiç daha önce DAEŞ'in kontrolündeydi. ABD'nin etkisiyle buraya PKK, PYD yerleşti. ABD bölgeden çekilirse oraya Türk askeri gelecek, bunu PKK istemez, o zaman PKK DAEŞ'yi harekete geçirdi. PKK son birkaç haftadır elinde tuttuğu DAEŞ'lileri serbest bıraktı.
Onlara iki seçenek sundu. Ya sizi öldüreceğiz, ya da gidip Münbiç ve İdlib'de saldırılarda bulunun. Hem ABD'nin çıkmasını istemiyor, burada DAEŞ'i kullanıyor. Hem de Rusya ile Türkiye'nin mutabakatını bozmayı amaçlıyor. Hedefi veren PKK'dır, ifadelerini kullandı, profesör. Sırkaşından yeni kitap bu ay, Siber Güvenlik Politikaları ve Kritik Altyapı Güvenliği, başlıklı kitap çıkardığını söyleyen profesör. Sırkaş'ın, kitaba Türkiye'de elektronik ortamdan ulaşılabilir. İçerisindeki makalelerde, Türkiye'de, Rönesans, olarak nitelendiren iki nükleer santralin nasıl korunacağı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin çok iyi korunduğunu, siber güvenlik konusunda Türkiye'nin aldığı tedbirleri yazdım. Kitapta ayrıca, Türkiye kritik altyapılarda nasıl hareket ediyor ve geleceğe yönelik çevre güvenliğini ele aldım, dedi, Almanya'da basıldı kitabın editörlüğünü yaptığını ve içerisinde yazıları olduğunu söyleyen profesör. Doktor Kaş'ın, Almanya'da İstinye Üniversitesi tarafından basılan kitap, siber güvenlik konusunda kritik altyapıların nasıl korunacağı, özellikle havaalanları ve tren istasyonlarına yapılan terör saldırılarının önlenmesi yönündeki alınması gereken tedbirleri politik, askeri ve hukuki açıdan inceliyor, bunun içerisinde NATO'da var, diye konuştu.